Bir kesen doğru y eşittir 2x kare artı 1 eğrisini iki noktada kesmekteymiş. Bu noktaların x koordinatları 4 ve 4 artı h imiş ve h sıfıra eşit değilmiş. Kesen doğrunun eğimi h türünden nedir demişler ve cevabınız tamamen genişletilmiş ve sadeleştirilmiş olmalıdır diye de eklemişler. Peki. Kesenin üzerindeki iki noktayı biliyoruz. Soruda yazıldığı şekliyle pek anlaşılmayabilir ama biraz daha net hale getirmek için şöyle buraya küçük bir tablo yapalım. İlk olarak x'imiz var ve sonra da bir de y'miz var ki o da 2x kare artı 1'e eşit. Peki, x 4 olduğunda y neye eşit olur? Y 2 çarpı 4'ün karesi artı 1'e eşittir ki o da 2 çarpı 16 artı 1'dir. Yani 32 artı 1 sonuç 33 olur. Peki ya x 4 artı h olduğunda y neye eşit olacak? 2 çarpı 4 artı h'ın karesi evet artı 1'e eşit olur. Bu da 2 çarpı 16 artı 8h artı h kare ve artı 1 olur. 2'yi içeri dağıtırsak 32 artı 16h artı 2h kare artı 1'e ulaşırız. Sonra da şu 32 ile 1'i toplarız ve aslında bu aşamada sıralamayı biraz değiştirip en yüksek dereceli terimi en başa yazacağım. Daha hoş görünecek. Sonuç 2h kare artı 16h ve 32 artı 1'den de artı 33 olacak. Artık elimizde iki nokta var. Bunlardan biri 4,33 noktası ve diğeri de 4 artı h virgül 2h kare artı 16h artı 33 noktası. Şimdi bu iki nokta ile eğimi bulabiliriz. Çünkü her iki noktada kesen doğrunun üzerinde. Peki bir doğrunun eğimini nasıl buluruz? Eğimi y'deki değişim bölü x'deki değişim şeklinde buluyorduk değil mi? Y'deki değişimimiz ne? Bunu bitiş noktası ve bunu da başlangıç noktası olarak görürsek tam tersini de görebilirsiniz. Y'deki değişimimiz bu eksi bu olacak. Yani 2h kare artı 16h artı 33 eksi 33 olacak ve bu ikisi birbirini götürecek. Sonra da bölü deyip x'teki değişimimizi yazacağız. 4 artı h bitiş noktamız ve 4 de başlangıç. Haliyle burası da 4 artı h eksi 4 olacak. Bunlar birbirini götürecek ve geriye 2h kare artı 16h bölü h kalacak. Şimdi paydaki ve paydadaki her şeyi h ile sadeleştirebiliriz. Peki geriye ne kalır? Burada ve burada 1 kalır ve bu da artık h'dir. Yani burası 2h artı 16 bölü 1'dir ki buna da sadece 2h artı 16 diyebiliriz. Bazen h bazen h diyorum ama bu tamamıyla alışkanlık. Devam edelim. Evet bu kadar işte. Kesen doğrunun h cinsinden eğimi işte bu. Bunu nasıl bulduğumuzu bir kez daha hatırlatayım. Kesen doğrunun üzerindeki 4'e f4 yani 2 çarpı 4'ün karesi artı 1 noktasını düşündük. Gerçi buna fx dememişim ama fikri anladık diye düşünüyorum. Sonrasında x 4 artı h olduğunda y'nin ne olduğunu bulduk ve ardından da bu iki nokta arasındaki eğimi hesapladık. Hepsi bu.